Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında olan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları çocukların kontrolsüzce kullanması bağımlılığa yol açıyor. Özellikle 12-15 yaş arası çocuklar sosyal, psikolojik yönden olumsuz etkileyen şiddet içerikli dijital oyunlar ödül ceza sistemini bozarak sosyal zekaya da zarar verebiliyor. Oyun bağımlılığını olumsuz sonuçlarıyla mücadele edebilmek için ailelere yani sizlere çok önemli görevler düşüyor ve bağımlılık, alkol, madde ve kumar bağımlılığı, biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri neler? Tedavi süreçleri nasıl işliyor? İşte hepsini ve daha fazlasını bu akşam araştırma merkezinde masaya yatıracağız. Konuklarımız Bahçeşehir Üniversitesi'nden yani BAUI Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Bahar Tanyaş, BAUI Psikoloji Bölümünden Profesör Doktor Metehan Irak ve bölümünden yine sosyoloji bölümünden Doktor Oya Mortansevi araştırma merkezinde başlıyor. Türkiye'nin ekonomi ekranında araştırma merkezi başlıyor değerli konuklarımızla birlikte. Tekrardan hoş geldiniz araştırma merkezine ve bu bölümde aslında hepimizi ilgilendiren bağımlılıkları konuşacağız ve çok değerli akademisyenlerimiz var. Tekrardan tanışalım. Doktor Bahar Tanyaş, Profesör Doktor Metehan Irak. Hoş geldiniz Metehan Hocam. Teşekkür ederim. Oya Hocam bir yanlışlık yaptık. Psikoloji bölümü normalde olması gerekiyor. Doktor Oya Mortansevi ve aynı zamanda tekrardan Bahar Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi hocalarım bugün alkol ve madde bağımlılığı konuşacağız ve son dönemlerde özellikle ben çok fazlasıyla duyuyorum. Uyuşturucu kullanımının artması, alkol bağımlılıklarının artması, gençlerimizin durumunu birazcık ele almak lazım. Ve burada tabii ki ailelerimize nasıl görevler düşüyor hepsini konuşacağız. Şimdi ilk öncelikle hocam isterseniz sizinle başlayalım Metehan Hocam. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte oyun çok fazlasıyla hayatımıza girdi. Aileler çocuklarını böyle sanki susturmak için oğlum işte al şu tableti de bir oyun oyna, işte ağlaman geçsin şeklinde konuşuyorlar. Haklı mıyım? Yoksa 90'lardan 2000'lere bu yıla geldiğimiz zaman bağımlılıklarımızın çeşidi değişti mi ekran anlamında? Değişmedi dersek doğru bir tanımlama yapmamış oluyoruz. Aslında gündelik hayatın alışkanlıkları değiştikçe sanki araçsal olarak kullandıklarımız ve bağımlılık geliştiren durumlar da değişmeye başlıyor gibi görünüyor. Yıllar önce daha çok bir televizyon bağımlılığından bahsediliyordu. Ama mesela hiç radyo bağımlılığından bahsedilmedi. Çünkü radyo böyle bir olumsuz anlamda bağımlılık yapan bir araç olmadı. Televizyonun böyle bir etkisi oldu. Fakat son yıllarda özellikle ekran bağımlılığı konusu çok gündemde. Ve ekran bağımlılığı üzerinde daha çok da aslında taşınabilir mobil cihazlar üzerinden kişilerin çok uzun zaman geçirmesi konusu söz konusu. Oyun da bunlardan bir tanesi. Ve giderek de bunun yaşı işte bahsettiğiniz gibi 2-2,5 yaşına kadar düşebildi. Tabii 2-2,5 yaşındaki çocukların bağımlılık geliştirme alışkanlıkları olabilir mi gibi bir soru gündeme gelebilir. Evet, çünkü ailelerin birçoğu ya da bazıları bunu bir araç olarak kullanabiliyorlar. İşte dışarıda restoranlara gittiğinizde anne babalar birbiriyle tırnak içinde daha çok vakit geçirebilmek için çocukların ellerine birer telefon verebiliyorlar ya da bir tablet verebiliyorlar. En son benim yaşadığım bir olay vardı. Bir sürekli gittiğim bir restoranda eskiden oyun parkı gibi bir alan vardı ve çocuklar oyunlarla, oyuncaklarla vakit geçirebiliyorlardı. Son gittiğimde gördüm ki oyuncakların hepsi kaldırılmış ve duvarlara birer tablet monte edilmiş. Çocuklar o tabletlerle vakit geçiriyorlar. Aileler de bu arada rahatça yemek yiyebiliyorlardı. Bunun bu tür olumsuz etkileri giderek yaygınlaşmaya başladı ve ulaşılabilir olma özelliği de çok arttı aslında. O zaman ailelerin şikayet ettiği noktaların birçoğunda aileler burada önemli bir faktör olarak geçiyor. Bu kısmını aslında Metehan Hocam hem psikolojik yönünü hem nedenlerini hem de sonuçlarını bir ikinci turda yine sizinle konuşmak istiyorum. Oya Hanım şunu konuşmak isterim sizlerle de. Esas sizin uzman olduğunuz ve araştırma noktalarında bu işin tedavi kısımlarını konuşuyoruz. Öncelikle size göre bu bağımlılıkların psikolojik nedenleri nedir? Yani alt zeminde yine aile mi yatıyor yoksa gerçekten de genlerimizden gelen bazı temel bağımlılıklarımız var ve biz bu şekilde bunun bir kaderini mi tırnak içinde yaşamış oluyoruz sizce? Bağımlılığı biz biyopsikososyal bir olgu olarak ele alıyoruz. Bu şu demek aslında,
hem hani genetik faktörler, hem biyolojik faktörler, hem psikolojik faktörler, hem de sosyolojik faktörlerle birlikte açıklıyoruz. Bir kere madde kullanıldığında aslında beynin ödül mekanizması devreye giriyor. Yani dopaminerjik sistemde aktivasyon artışı oluyor ve kişi çok yoğun miktarda haz alıyor bundan. Ve tekrar tekrar hani bu eylemi gerçekleştirmek istiyor daha sonrasında. Bu eylem sürdüğünde ise hani limbik sistem, ödül, yani burada ödülden sorumlu sistem, yine aynı şekilde isteklerimiz ve dürtülerimizden sorumlu sistem aynı şekilde devreye giriyor ve tetikleyicilerle karşılaştığında kişi bunu tekrar tekrar yaşamak, kullanmak istiyor. Ama hani tek açıklaması biyolojik açıklamalar değil, psikososyal faktörler de çok önemli. Mesela kişinin içinde bulunduğu hani durum, maddeden ne beklediği, maddeyi nasıl hani nasıl anlamlandırdığı, mesela işte madde benim bütün sıkıntımı giderecek diye mi ele alıyor, yoksa işte maddeyi kullanacağım ve efkar dağıtacağım diye mi? Maddeden beklentisi önemli. Psikolojik faktörler yine kişilik özellikleri, hani kişinin ödül beklentisi, hazzı erteleyememesi ya da işte kişinin kendi yani hayata bakışı, psikolojik stresörlerle karşılaştığında başa çıkma mekanizmaları vesaire, bunların hepsinin bir faktörü var elbette. Bir de hocam şunu soracağım izninizle. Madde diyorsunuz. Madde nedir? Yani madde deyince benim aklıma sadece gelen direkt olarak, haksız mıyım, uyuşturucu olarak geliyor. Üst başlığımız madde ama madde nedir sizce? Madde DSM-5'e göre aslında madde kategorilerinin içine uyuşturucu madde de giriyor, alkol de giriyor, kafein de giriyor, tütün de giriyor. Uyuşturucu maddeler de aslında beyin üzerinde yaptıkları etkiye göre sınıflandırıyorlar. Örneğin uçucular, hani bali, tiner gibi amfetaminler ya da işte amfetaminler şeyler, uyuşturucu maddeler, dinginleştiriciler, diazem gibi pek çok farklı şeyin etkisine göre isimlendiriliyorlar. Sentetik kanabinoidler örneğin, Bonzai, Jamaica gibi. Hı hı. Bunların hepsi madde kategorileri altında. 10 tane sınıfı var DSM-5'i. Peki hani kişi nasıl madde bağımlısı olarak tanımlanıyor? Hani bu önemli çünkü her madde kullanan ya da her alkol kullanan kişiyi biz madde bağımlısı olarak, alkol bağımlısı olarak ele almıyoruz. Burada hani kişi maddeyi tekrar tekrar kullanmak için bir çaba gösteriyorsa, giderek artan şekilde zaman harcıyorsa, maddeyi kullanmak üzere yoğun bir enerji harcıyorsa, maddeyi kullanmadığında bir rahatsızlık duyuyorsa, maddeyi kullandığında yoğun bir haz duyuyorsa ve giderek artan şekilde tolerans geliştiriyorsa kişi, buna yani daha fazla miktarda alkol kullanmak istiyorsa, daha çok giderek maddeyle vaktini geçirmek istiyorsa, madde kullanımı, yani bütün bu söylediğim kategorilerin içine giren maddeler kişinin işlevselliğini etkiliyorsa, yani sosyal mesleki anlamda işlevselliğini etkiliyorsa, sorumluluklarını ihmal etmesine neden oluyorsa, o zaman biz bağımlılık tanımı yapabiliyoruz. Ama burada şöyle bir nokta da var. Yani kişi madde kullanıyordur ve belki hani umarım tabii ki bağımlılığımız yoktur ve burada aslında hem sizleri bilgilendirmek hem de böyle bir bağımlılığımız varsa ya da çocuklarımızda sizde varsa bunu çok değerli akademisyenlerimizle masaya yatırmak için bir programı yaptık. Bahçeşehir Üniversitesi'nin katkılarıyla diyelim. Oya Hocam şunu sormak istiyorum. Yani ekran başında şu anda bizi izleyip de ya ben bunu evet böyle kullanıyorum ama demek ki kardeşim ben bağımlı değilim. Çünkü herhangi bir işimi etkilemiyor. Periyodik olarak ben bunu istemiyorum. İşte tabiri caizse elim ayağım titremiyor. O zaman bu kişi kullanmaya devam etsin mi? Yani her kullanan belli bir zamandan sonra bir madde bağımlısı olur ya da olma adayıdır diyebiliyor muyuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten madde bağımlılığının gelişmesine en önemli etken kişinin inançlarıdır. Hani ben nasıl olsa bir kere kullanırım. Herkes kullanıyor. Bundan bir şey olmazsa bağımlı olmam temel inançları aslında kişinin gerçekten de bağımlılık geliştirmesine neden olur. Çünkü biz hani bir kereden bir şey olmazın doğru olmadığını görüyoruz. Bir kereden bir şey olur. Bir kere denerseniz dahi madde bağımlısı olabilirsiniz. Kişi yani alkol ve madde için aynı anda konuştuğumuz için belki de kavram kargaşası da yaratmamak için konuşuyorum ama ya alkolü de her kullanan, ya alkol kullanımı, sosyal içicilik dediğimiz kavramlar var. Alkol dipsomanisi dediğimiz kavram var. Hani bunları da karıştırmamak gerekiyor ama maddeyi bir kere kullandığımızda da bağımlılık gelişebilir. Dediğim gibi biraz önce saydığım etmenlerin hepsi genetik etmenler, biyolojik, psikososyal etmenler tabii. Kişinin bağımlılık geliştirmesine etkili olabilir. Dolayısıyla bir kereden bir şey olmaz inancı yanlış. En fazla zaten bunu sigarada çok fazla görüyoruz. Hani bir arkadaş zaten vesile olur. Ondan sonra sosyal içici olur. Sadece kahvenin yanında içerim denilir. Ama daha sonrasında günlük hayatta çok fazla kullanılır. Bu boyuta geliniyor. Peki Bahar Hanım, bunu önleme kısmını aslında sizinle konuşacağız. Yani daha çok bu bağımlılıklarımızı nasıl önleyebiliriz?
neler yapmalıyız? Biz sizden konuyu dinleyelim. Siz neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, ben çalışma olarak biraz daha dezavantajlı gruplarla, yani sosyoekonomik olarak daha zorlu gruplarla çalışıyorum araştırmalarımda, ama klinik deneyimlerimiz tabii sosyoekonomik olarak daha yüksek ailelerin çocuklarıyla da oluyor. Burada risk faktörlerini belirleyebilmek önemli gerçekten. Çünkü riskin ne olduğunu öngörebilirsek, yani kimlerin daha yani şeyin dediği gibi, Oya'nın dediği gibi, kim yani denediniz maddeyle, biraz deneysel bir şey yaptınız, önünüze geldi. Kullandınız, arada kullanıyorsunuz partilerde falan. Maddeyi kötüye kullanıyorsunuz ve maddeye bağımlısınız. Yani bunlar farklı farklı durumlar. Ama işte Oya'nın dediği gibi kim deneyip deneyselden bağımlılığa doğru gideceğini tam olarak göremiyoruz. Ama bazı şeyler var tabii ki. Bir kere tütün kullanımı, bizim yerel olarak konuşuyorum. Tabii bütün dünyada böyle değil ama tütün kullanımı bizde çok yaygın olduğu için ilk karşılaşılan madde bu oluyor. Yani tütünden maddeye geçiş daha kolay oluyor. Çünkü sigara bir arıcı oluyor aslında, evet, değil mi yani hocam? Sigarayı denememiş bir çocuğun maddeyi deneme riski biraz daha düşük. Ama öbür taraftan nasıl karşılaştığı ve nerede karşılaştığı da önemli. Evet. Burada temel olarak arkadaş etkisinin, imrenmenin, görmenin vesaire. Mesela narkotik şubenin yayınladığı bir rapor var, 2019 raporu. Yani gerçekten listeye baktığınız zaman %70 bir başka arkadaşınızdan imreniyorsunuz buna. Şimdi bu çok önemli. Dolayısıyla önleme çalışmaları şunun üzerine odaklanıyor. İşte okulların çevresinde torbacıları kaldıralım falan. Kaldırın, yani şimdi artık köpeklerimiz de var eğitimli. Hı hı. Çok başarılıyız bu anlamda ama zaten ilk defa kullanacak çocuk gibi torbacıdan almıyor bunu. Hiçbir zaman nereden alacağını bilmiyor. Siz ilk defa kullanıyorsanız bunun nerede satıldığını bilmezsiniz. Siz bunu temin eden arkadaşınızdan temin edersiniz. Evet. Dolayısıyla orada mesela arkadaş gruplarıyla ailenin temas etmesi çok önemli. Kimlerle çocuğun temas halinde olduğu, diğer çocuklar da aynı şekilde. Bir de tabii sosyoekonomik faktörlerden dolayı. Mesela daha yoksul ailelerin ebeveynleri çok çalışmak zorundadır. Yani çok uzun saatler çalışırlar. Çocuğu süpervize edebilecek vakitleri yoktur. Ama bir taraftan çok üst yönetici babalarda, mesela babalar çok kritik kullanılmasında maddenin. Üst düzey yönetici babalarda, onlar da çok uzun saatler çalıştıkları için aslında onların da çocuğu yakın süpervize etme zamanı olmayabiliyor. Ya da iki ebeveynin birden çalışması, çocuğun okuldan erken gelmesi, ebeveynlerinin sonradan gelmesi, çocuğun o sosyal vakti nerede geçirdiğinden emin olamaması vesaire. Bunlar tabii hep risk faktörleri. Bunlar şey açısından, önleme çalışmaları açısından önemli. Önemli. Biz sosyoekonomik olarak daha düşük gruplarda şunu öneriyoruz. Sonuçta belli bir eğitime, yani bir compulsory eğitim dediğimiz, yani zorunlu eğitim var. Hı hı. Biz ailelerde hangi faktörlerin risk faktörleri olduğunu biliyoruz. Hangi aile, mesela annenin olmadığı aileler, annenin erken kaybı, annenin fiziken ailede var olmadığı durumların risk olduğunu biliyoruz. Ve bu çocukları eğitimden kopmadan, çünkü madde kullanan dezavantajlı çocuklar çok çabuk eğitimden düşerler. Bu ailelerin tespit edilip ekstra destek görmeleri gerekiyor. Ama sosyoekonomik olarak yüksek grupta olan ailelerin daha farklı şeylere ihtiyaçları var. Orada biraz önce Oya'nın da değindiği aslında duygu regülasyonu çok önemli. Mesela tedavi aşamasında yani psikiyatristler, psikologlar şunu çok fark ederler. Madde problemiyle gelir ama yanında ya da öncüsünde aslında bir duygu durum bozukluğu vardır. Ve o duygu durum bozukluğu tedavi edilmediği için belki bipolardır, manik atak geçirmemiştir, fark edilmemiştir, çok depresiftir. Bir self-medication dediğimiz, kendi kendini ilaçlamak aslında bu durum. O duygusunu düzenlemek için o maddeyi kullanıyordur ve o duyguyu düzenlemek için devamlı kullanmaya başlar. Mesela bu çok önemli bir risk faktörü. Dolayısıyla çocuğun duygusal durumunda sıkıntılar varsa, çocuk olumsuz duyguyu çok tolere edemiyorsa mesela, üzüntüyü, kızgınlığı, ketlenmeyi, mesela bu bir risk faktörü. Yani bunların üzerinde durulması gerekiyor. Ya da çocuk depresif ruh halini mesela çok sağlıkla bedenden kendini ifade ediyorsa, bunların çok ciddiye alınması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar o denemeden bağımlılığa doğru gidecek, hatta riskli olanlar onlar olacak. Evet, yani süreç aslında bir denenir ve kişi de zaten o denettiren diyelim, bir arkadaş ya da işte kimse, denettiren kişi de farklı bir psikolojiyle sanırım onu paylaşmak ve denettirmek istiyor. Belki de kendine arkadaş arıyor bu anlamda. Daha sonra da bir bağımlılık sürecine dönüşüyor. Birçok soru var aslında hocam. Onları tekrardan konuşamam ama Metan hocama şunu sormak istiyorum. Oyun deyince sanki sadece oyun bağımlılığında çocuklar var gibi. Sadece çocuklar mı bu konuda bağımlı olur, yoksa burada herhangi bir yaş grubu da, biz de siz de bağımlı olabilir misiniz oyuna? Evet, sadece çocuklar ve ergenler, okul öncesi çocuklar,
okul çağı çocukları gibi düşünülür ama son dönemde yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki yetişkinlerde özellikle iş hayatında çok büyük sorun yaşamaya başlıyorlar. İşe gelmeme davranışıyla ilgili en çok rapor edilen durum yetişkinlerin geceler boyu oyun oynama nedeniyle sabah uyanıp işe gelmekle ilgili çok ciddi sorun yaşamaya başladıkları rapor edilmeye başlanmış. Bu aynı zamanda kişilerin partnerleriyle ya da evlilerse eşleriyle olan ilişkilerini de bozar bir duruma gelmeye başlamış. Çocuklarıyla olan ilişkilerini de bozar duruma gelmeye başlamış. Çünkü eğer herhangi bir davranış, işte oyun burada bir bağımlılık, bir prototip, hayatınızın çok temel bir noktasını işgal etmeye başlamışsa diğer noktalar ihmal edilmeye başlanmış demektir. Zaten bir bağımlılığın, bir davranışın bağımlılık düzeyine gelebilmesi için hayatın merkezinde çok önemli bir rol oynaması ve diğer alanları ihmal etmeye başlaması söz konusu. Değil mi? Çünkü vaktini aslında büyük bir kısmını hocam oraya ayırmış oluyor zaten. Bu durumda örneğin yalan söyleme davranışının çok sık arttığı görülür. Yani çocuklarda, ergenlerde işte gizli gizli yatak altında, efendim yorgan altında oynamak ya da oynadığın zaman hayır oynamadım demek kadar yetişkinlerin de aslında bu tür davranışları sergiledikleri görülüyor. Çünkü bundan dolayı ilişkileri bozuluyor. Hocam yetişkinler artık gizlemiyor. Yani metroya biniyoruz. Değil mi hocalar? Metrolarda ben görüyorum gerçekten de benim yaşımda koca koca insanlar elinde telefonla ve 10 durak gidelim. Örneğin hani gittiğimiz yere 10 durak boyunca kafasını kaldırmayan insanlar var hocam. O da var. Ben de çok sık rastlıyorum. Artık bu taşınabilir mobil aletlerin çok gelişmesi bunları her yerde ulaşılabilme imkanı da veriyor bize. Bize her yerde yanımıza taşıyabiliyoruz. Yalan söyleme davranışını özellikle bu tür durumlar bir sorun haline gelmeye başladığında bunun yaşı olmamaya başlıyor. Yani kişiler bu davranışlarını çevresindeki kişilerden ister yetişkin, ister çocuk, ister ergen olsun gizlemeye başlıyorlar. Aynı şekilde diğer madde bağımlılığında da çok benzer bir davranış örüntüsü gösteriliyor. Kişiler bunu yapmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu onlar için bir sorun. Çevreleri için de bir sorun olmaya başlıyor. Aynen diğer bağımlılık türlerindeki görünen temel psikososyal durumlar, psikolojik süreçler burada da devreye girmeye başlıyor. Evet. Çok benzer süreçler çünkü. Şimdi hocam aslında şunu da merak ediyorum. Telefonlarımızdaki uygulamalarda diyor ki sen diyor bugün telefonuna şu kadar vakit ayırdın. Bu kadar ekranı izledin, bu kadar sosyal medya, Facebook, Twitter'a girmiş oldun. Bu değişiyor mu? Yani oyun bağımlılığından sosyal medya bağımlılığı çok farklı alanlar mı? Yoksa o da bir çeşit hani oyun bağımlılığı türünde değerlendirebiliyoruz. Ben mesela çok fazla Twitter'a giriyorum ama işim gereği diyelim. Onun aslında değişik bir kategori olarak adlandırılıyor. İnternet bağımlılığı. Bundan kasıt da daha çok sosyal medya araçlarında geçirilen zaman ve buna evet. ilişkin bağımlılık. Son 3 yıl önce yapılan bir çalışmada, 4 yıl önce Kanada'da yapılan bir çalışmada şöyle bir sonuç çıkmıştı. 12-19 yaş ergenlere sorulmuş. Hayatınızdaki en önemli araçlar, unsurlar nelerdir diye. Bir ipucu verilmeden sadece en önemli lafı altı çizilerek sorulmuş. Birinci sırada internet. İkinci sırada bunun ulaşılabilir olması. Aile ve arkadaşlık dördüncü, beşinci sırada gelmiş. Çok ya. Büyük bir infial yarattı. Çünkü evet. işte bu kadar aileye, ilişkiye önem veren, kamusal özelliği olan bir toplumda neden acaba gençlerimiz birinci derecede kendisi için önemli olan bir şeyin internet ve tabii bunu kullanmak için bir araç olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hayatın birçok unsurunda artık bunu kullanır hale geliyoruz. Evet. Birçok sosyal deney de burada yapılıyor aslında. Kişilere işte telefonları uzak bir noktaya bıraktırılıyor. Ellerinin ulaşılamayacağı bir noktada. Ve ilk sorulan soru işte kendinizi şu anda nasıl hissediyorsunuz? Ben hatta bir dersimde öğrencilerimden rica ettim bunu yapmalarını. Telefonlarınızı lütfen ulaşamayacağınız bir noktaya koyun. Çünkü derste telefonla oynamanızı istemiyorum. Ve şimdi kendinizi nasıl hissettiniz diye sorduğumda öğrencimin biri yabancı uyruklu bir öğrencimizdi. Şunu dedi, büyük yalnızlık dedi. Bunu biraz tanımlar mısın dedim. Şu anda elimde bir şey eksik dedi benim için. Hocam saatlerce elimizde tutuyoruz evet. ama. Bu demek evet. aslında o kadar önemli bir yer etmiş ki davranışların çoğunu bununla sanki modüle eder hale gelmişiz. Hocam şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Aslında çok hemen bir 30 saniyede bir kendimle ilgili örnek vermek istiyorum. Bulunduğum yerde insanlar sosyal medyada tabii ki maalesef çok fazlasıyla artık cinayet boyutunu ya da kötü şekilde hayvanlara zarar verenleri görüyoruz. Yani hiç anladığım şeylerdeki hayvana karşı çok fazlasıyla hassasım. Ve hayvanlarla ilgili sosyal medya Twitter'da
birçok destek şeyi görüyoruz değil mi? Paylaşımlar. Ama o insanlar, bizim sitemizde paylaşan bu insanlar, bizim sitemizde iki tane köpek kaçırıldı. Hatta kamera kayıtlarına ulaşılmaya çalışıyor vesaire, zehirlendi. Bununla ilgili normalde herkes tweet atıyor, yan komşu, ama kimse aşağı girip bakmıyor. Ya da gidip hani bir çevrede arama kurtarma yapmıyoruz ya da işte bir emniyete gitmiyoruz. Yani duyarsızlaşıyor. Biz çok değiştik hocam. Yani belki karakterimiz, her şeyimiz değişti. Dediğiniz gibi yalnızlaşıyoruz. Aslında orada çokuz ama onu elimizden aldığımız zaman çok yalnızız. Evet, bununla ilgili çok iyi araştırmalardan biri şunu gösterdi. Bellek çalışması, hafıza çalışmaları yapıldı. Ve hani bir gün boyunca kişiler Twitter ya da Facebook ya da Instagram üzerinde vakit geçiriyorlar belli bir süre. Kimisi 2 saat, kimisi 3 saat, kimisi 20 dakika, hiç sorun değil. Gün sonunda herkese soruldu. Ne hatırlıyorsunuz diye. Hatırlama oranı %3'ün altındaydı. Yani o kadar vakit geçti. Çünkü çok kısa zaman dilimleri içinde, çok sınırlı karakterlerle çok fazla sayıda bilgi akışı olmaya başlıyor. Ve biz bunun gün sonunda çoğunu hatırlamıyoruz. Ama totalde bakarsanız, 3 saat, 4 evet. saat, belki daha fazla zaman geçiriyoruz. Büyük zamanlar. Yani evet. zaman fayda arasındaki o spread, evet. makas çok gitti artıyor. Son olarak hocam, onu en son soracağım size son turda. Çağın hastalığı mı ve neler yapılması gerekiyor? Aslında oralara da girmek lazım. Şimdi Oya Hanım, siz bu tedavi süreciyle özellikle ilgileniyorsunuz. Bahar Hocam aslında anlattığı birçok nedenden, birçok faktörden, birçok parametreden etkilenebiliyor kişi ve orada denemeden bağımlılık sürecine gelmiş oluyor. Tedavi süreçlerinin başarı oranı nedir? Yani şu hasta kesinlikle ben tedavi edebilir ve başarı oranı yüksek ama şu umutsuz vakadır dediğiniz nokta oluyor mu hiç? Bu söylediğinize cevap vermek çok güç aslında. Hı-hı. Çünkü hani eşlik eden o kadar çok hani bulgu olabilir. Hani pek çok kombinasyon için konuşabiliriz Hı-hı. ki bununla ilgili. Hani belki şunu konuşmak daha iyi olur. Tedavinin aşamaları, tedavi süreçlerinde neler üzerinde durulduğu, evet. hangi hani tekniklerin daha etkili olduğunun ispatlanmış olduğu, hani ve tedavide hani hangi aileyle ve işte bireyle bir arada da işbirliği yapıldığında o zaman tedavinin daha üstün bir şekilde hani ilerlediği, ama hani şu vakada kesinlikle işe yaramaz demek çok zor. Sadece şunu dikkate almak gerekiyor. Gerçekten madde yani konuşurken de o yüzden belki daha çok zorlanıyoruz. Madde bağımlılığı dediğimizde o kadar geniş bir aslında şeyden bahsediyoruz ki içinde farklı alkol de var, içinde madde de var, tütün de var. Yani eroin de var, esrar da var, işte diazem de var. Dolayısıyla şimdi hani eroin bağımlılığıyla tabii ki esrar bağımlılığı ya da işte tütün bağımlılığıyla kafein bağımlılığının tedavisinde aynı risk faktörleri ya da aynı zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü yani her bir maddenin beyin üzerindeki etkisi farklı. Zaten isimleri de bundan hani geliyor. Burada peki erken tanı hocam, hep sağlıkta vardır ya hani mutlaka erken tanı hayat kurtarır diye. Bağımlılıklarımızı biz erkenden tanıyabilir miyiz ve size gelebilir miyiz? Erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı olarak zaten hani ayrılıyor. Artık son yıllarda yapılan çalışmalar daha çok buna odaklanmaya başlandı. Erken başlangıçlarda elbette hani hem risk faktörleri artıyor. Erken başlangıçlı olmasının yaratacağı sorunlar başka. Ancak bir yandan da hani ilk başlandığı yıllarda tedavinin hani başlanmış olmasının mutlaka yatacağı farklı şeylerde faydalarda başka olacaktır. Hani ben isterseniz şu kısımdan özellikle Buyurun. Hani bahsedeyim. Tedavi yani biraz önce de anlatırken yarım kaldı. Hani tetikleyici kısmı çok önemli. Çünkü genellikle kişiler tedaviye geldiklerinde hani bir işte hastaneye yatış ya da işte ayaktan tedaviyle bir arınma dönemini tamamlayıp gidiyorlar. Ama ancak orada tetikleyicilerle çalışmak, aileyi tedaviye dahil etmek ve hani daha sonrasında hani nüksü önlemek, tekrar bağımlılığın gelişmesini önlemek eksik kalan kısım oluyor. Hani tedavinin başarılı olmasını sağlayan esasen budur. Arınma süreci sadece bir aşaması tedavinin. Belki zihinlerde farklı bir şey var. Madde bağımlılığı içinde, alkol bağımlılığı içinde aslında o arınma sürecinde sadece maddenin vücuttan atılması sağlanır ve kişinin hani ortaya çıkacak olan işte çekilme belirtileriyle, yoksunluk belirtileriyle baş etmesi için hani serum ve ilaç tedavisi uygulanır. Ama ondan sonrasında kişinin hem ailesinin hem de kendisinin bütün bu anlattığım süreçlerle ilgili bilgilendirilmesi ve sonrasında da tedavinin ayaktan sürdürülmesi önemlidir. Kişi tetikleyicilerle yeniden karşılaşacaktır. Hastaneden çıktıktan sonra örneğin aynı çevreye geri dönecektir. Aynı arkadaşlarla bir araya gelecektir. Ya da işte telefondan yine aynı kişilerle iletişim içine girecektir. Dolayısıyla bu tetikleyicilerin belirlenmesi ve onlarla çalışılması önem taşıyor.
kişinin hani bu konularda bilgilendirilmesi, biz da yani özellikle bilişsel davranış terapilerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Mutlaka motivasyonel tekniklerin eklenmesi gerekiyor. Çünkü çoğu zaman madde bağımlılığı olan kişiler özellikle değişim istekleri olmayan kişiler. Çoğu zaman yakınları tarafından getirilen kişiler. Onları öncelikle değişime ikna etmemiz gerekiyor. Yani bu değişikliğin neden gerekli olduğunu, sonuçlarında nelerin aslında yani devam ederse ne kayıplar yaratabileceğini, eğer madde bağımlılığı sonlanırsa da hayatında ne gibi faydalar sağlayabileceğini konuşmak gerekiyor. Ve bu motivasyonel tekniklerden sonra da işte kişinin düşünce sistemlerinin tekrar ele alınması, duygu düzenlenmesi, yani hani onda duygularla baş etmeye ilişkin bir zorluk varsa bunlarla çalışılması, hayata ilişkin, kendine ilişkin diğerleriyle ilgili çok işlevsel olmayan düşüncelerin ele alınması. Çünkü bunlar da birer tetikleyici. Yani kişi hayatında madde çıktıktan sonra, alkol çıktıktan sonra, kumar çıktıktan sonra hayatında ne kalacak ona bakmak gerekiyor. Bu noktada Bahar Hocam'ın söylediği aslında önleme stratejileri de buradan çok önemli. Evet. Çünkü daha küçük yaşlarda, yine Metan Hocam'ın söylediği, küçük yaşlardan itibaren biz çocuklarımıza daha aslında pek çok şeyi öğretmekle ilgili belki eksik kalıyoruz. Yani sıkıntıya dayanmakla ilgili, işte hayır diyebilmekle ilgili, sınır koymakla ilgili, yoklukla ilgili, yani hiçbir şey yapmadığında ya da hiçbir hani ortada sorumluluk ya da zorunluluk olmadığında ne yapacağıyla ilgili. Dolayısıyla kişi o boşluğu doldurmak için ya da o duygusal boşluğu doldurmak için mutlaka bir arayışa girebiliyor. Yani burada hani belki nedenlerden bir tanesi bu olabiliyor. Dolayısıyla bu kısım önemli. Tedavide bunun bir etkisi var. Acıyla kalmak, sıkıntıyla kalabilmek, bunlarla baş edebilmek, bunlar da etkili, önemli. Yine atsız narkotikler, atsız alkolikler dediğimiz hani gruplar var, destek grupları. Bunlara katılması kişinin sonraki süreçte, yakınlarının da katılması böyle uzar. Ben hocam, burada bitireyim. Hocam çok güzel gidiyor çünkü çok bilgilendirici ve çok güzel açıklıyorsunuz. Hepiniz de öyle. Ama kısa bir araya gidelim. Bu önemli konuyla ilgili değerli hocalarımızla araştırma merkezine devam edeceğiz. Evet, araştırma merkezine devam ediyoruz. Doktor Bahar Tanyaş, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Profesör Doktor Metan Irak, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden ve Doktor Oya Mortan Sevi, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi hocalarımızla birlikte aslında bağımlılıkları konuşuyoruz. Hem oyun, hem alkol, hem de madde ve kumar bağımlılığı gibi üst başlıklarımız var ve hepimizi aslında çok yakinen ilgilendiren konular. Oya Hocam, en son aslında bu başarı oranlarını, tedavideki başarı oranlarını konuşuyorduk. Ufak bir eklemek gereken bir nokta kalmış. Orayı tamamlayalım dilerseniz, sonra da Bahar Hocamıza söz devretmiş olalım. Tabii ki en son hani tedavinin aslında başarısını artıracak olan şeyin hastane çıkışları, hastane taburculuğu ya da sadece ilaç tedavisiyle sınırlı kalmaması, sonrasında da psikososyal desteğin devam etmesi gerekliliği, ailelerin de buna mutlaka dahil edilmesinin önemi üzerinde durmuştuk. Çünkü ailelerin davranışları da bazen tetikleyici olabilir ya da ailelerin almak istedikleri önlemler içinde hani bir işbirliği içinde çalışmak gerekebilir. Eşlik eden psikiyatrik sorunlar varsa mutlaka bunlarla ilgili de tedavinin düzenlenmesi gereklidir. Ben burada şimdilik noktalayayım istersen. Evet, en başında aile tabii. Aile merkezde aileyi değiştirerek belki hani çocukları ya da işte evlatlarını diyelim. Sonrasında yavaş yavaş da diğer çevrelere doğru gidiyoruz. Bahar Hocam, siz neler eklemek istersiniz? Aslında Metehan Hocam'la bir miktar sosyal medya kısmını da konuşmuştuk. Lütfen oraya da ekleme yapın. Neler söylemek istersiniz? Sosyal medya ile oyun bağımlılığı biraz fark ediyor. Biraz onun altını çizmek istiyorum. Bizim son dönemde yaptığımız araştırmalardan bir tanesi yine genç kadınlarla yapıldı. Sosyal medyada, özellikle Instagram gibi platformlarda sosyal karşılaştırma eğilimi yüksek olan kişilerin bundan çok daha olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Ne özellikle demek bu hocam? Beden algıları daha olumsuz oluyor mesela. Hı hı. Yani özellikle gelişim çağındaki genç kadınlar için bu oldukça problemli bir mesele. Ve mesela gerçekten oradaki ünlü kişileri takip ederken çok fazla karşılaştırma yapma eğilimi varsa bu bir sıkıntı yaratıyor. Hocam, mesela şöyle bir nokta da olmuştur. Yani geçenlerde Instagram bir açıklama yaptı. Dedi ki bu, bilmiyorum takip edebildiniz mi? Yüzümüze estetik yapar gibi bazı yüz teknikleri var. İşte burnu biraz daha inceltiyor, yanaklara hafiften botoks değil mi? Yanak botoks yapılabilir. İşte dudaklara işte başka şeyler gösteriyor. Bunu yasakladı çünkü bir takım kişilerde psikolojik ve
bazı sorunlar yaratabiliyor şekli. Bu haberi takip etmişsinizdir mutlaka. Sizin dediğinize yani bir çözüm aslında. Beden imajını bozmaya başlıyor çünkü. Hı hı. Çünkü çok fazla mükemmel portreler görmeye başladığınız zaman. Ve şimdi araya YouTube da girdi. Aslında nasıl mükemmel bir ürün haline gelebileceğinizi gösteren videolar var YouTube'da. Nasıl makyaj yapmanız gerektiği, nasıl kendinizi temsil etmeniz gerektiği konusunda iyice işler karışmaya evet. başladı. Estetik operasyonlar hocam çok arttı. Yani bu make-up, makyaj videoları çok fazlasıyla var. Her şey kişiyi değiştirme ve güzelleştirme. Yani hiçbir halimizden memnun kalamıyoruz ve oraya girdiğimiz zaman da çok farklı kişiler ve hayatlar da görebiliyoruz. Evet, bu beğenilmemekle ilgili çok ciddi sıkıntılar var tabii. Bir de tabii ki toplumsal olarak narsistik bir kültür çok fazla beslendiği için bunun da bir etkisi oluyor. Bir de Oya Hocam'ın tedavi meselesine bir şey eklemek istiyorum. Şimdi özellikle gençlerde ya da herhangi birinde aslında aile tedaviyi şöyle görüyor. Yani bu maddeye başladı bunun sorumluluğunda. Ya da işte mesela şöyle söylemlere çok sık rastlarsınız. İşte kafada bitireceksin. Yani o kafada bitireceksiniz dediğiniz mesele Mithat Hocam daha iyi bilir. Yani o kafada ne olduğunu biz hala çözemedik. Yani bütün disiplinler çalışıyor. Bu kadar hani kafada bitirir. Neler var bilmiyorum. Ne olduğu konusunda yani o kadar karmaşık maalesef. Bir yapıdan bahsediyorsunuz ki. Böyle bir kişinin sorumluluğundaymış, kişinin kontrolündeymiş diye. Tedavide yalnız bırakma da çok oluyor mesela. Özellikle gençlerin. Mutlaka tedavide çok desteklenmesi gerekiyor. Mesela karşılaştırmalar var. Daha psikozu olan, şizofreni olan gençlerin tedavi süreçlerine bakıyorlar. Madde bağımlılığı olan gençlerin tedavi süreçlerine bakıyorlar. Aileyi madde bağımlılığı tedavi sürecinde daha az destekler buluyorsunuz. Hocam belki bunlar orada önemli. Toplumsal olarak hani alkol ya da işte madde bağımlılığı daha hoş karşılanmadığı için aile de o toplumsal baskıya yeni düşüp kendi evladından da kopma noktasına mı evet. geliyor acaba? Ya onun da bir etkisi hı-hı. var ama burada daha çok senin kendi seçimlerinden oldu bu gibi suçlama bakılıyor. Aslında, evet, değil mi? Bir tür suçlama oluyor. Şimdi suçlamayı da şöyle düşünün. Zaten duyguyla baş edemiyorsunuz. Bir de üstünüze iyice suçlandığınızı düşünün. Tekrar maddeye dönüyorsunuz. Yani kendinizi kötü hissettikçe madde kullanmaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla bir kısır döngüye dönüşüyor mesele. Evet, burada aileleri de birazcık konuşmak lazım. En sonunda zaten neler yapmak gerekiyor, bunu da konuşacağız. Metin Hocam, yani biz ekonomik analiz ve en fazla işte teknolojik gelişmeleri de anlatıyoruz. Şimdi dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerine baktığımız ya da katma değerli şirketlere bakıldığı zaman teknolojik altyapıya ve bu blockchain sistemi olsun, buralara yatırım yapan şirketler dünya şu anda bir numarası. Ve hepsinin temelinde aslında bir ürünü olmadan bir ürünü varmış gibi o sistemleri kurup insanlara farklı hizmetler sunmaya dayanıyor. Bunu neden anlatıyorum? Aslında çağımızın en büyük inovasyonu, dönüşümü teknolojiyle oluyor. Bu oyunlar da çağımızın en büyük sorunu mu? Teknoloji çağımızın en büyük sorunu ve geleceğin mesleği de işte psikoloji önemli alanları mı olacak hocam? Yani daha da yalnızlaşıyoruz çünkü. Yani mesela bu demin Bahar'ın anlattığı yerden devam edeceksem, kafada ne olup bittiğini aşağı yukarı bilmeye başladık hı hı. bu konuyla ilgili. Bizim de yaptığımız çalışmalarda bunu gösterdi bir kısım. Şimdi aslında bir de işin oyunsallaştırma kısmı var. Sizin bahsettiğiniz özellikle teknolojinin bu alana girmesiyle oyunu aslında birçok noktada araç olarak kullanabilirsek eğitimden sağlığa kadar aslında bunun faydalı tarafı da var. Yani bunu faydaya çevirebiliriz aslında. Elbette ki. Yeter ki burada içerik yönetimi belki en son aşamada konuşacağız. Örneğin son dönemde yapılan birkaç çalışma var. 65-70 yaşından sonra özellikle sağlıklı yaşlanmada belli bir süre sonra kişilerde kas güçsüzlüğü, motor hareket kontrolünde problemler yaşıyoruz. Bu insanların gündelik hayatını çok aslında engelleyen bir süreç. Fakat bu çözümsüz değil. Bununla ilgili yapılan çok basit bir araştırma var, bir rehabilitasyon çalışması. Bu tür sorunu olup ve bir kliniğe başvuran 65 yaşın üzerindeki kişilere bir tablette oyun oynatılıyor. Bu tabletteki oyun da sadece şu, bir araba yarışı var, belli bir başlangıç noktasından bitiş noktasına gitmesi gerekiyor aracın. Tablette kişinin yapması gereken o aracı yolun ortasında dengeli bir şekilde tutmak. Hı hı. Günde 20 dakika sabah, 20 dakika da öğleden sonra akşam olmak üzere kişiler bunu yapıyorlar evlerinde. Bağlandıklarında sistem onları görüyor ve giderek aslında bu tür motor fonksiyonları geliştirmede başarı oldukları görülüyor. Ve gündelik hayatlarına bunu bir artı olarak koyabiliyorsunuz. Okul öncesi çocuklarda, okul çağın çocuklarında, hatta ergenlik döneminde, hatta özellikle şirketlerde şimdi yeni davranış değişiklikleri
yaratabilmek için eğitimin bir parçası olarak oyun kullanılıyor. Ama bu oyun şu anda bahsettiğimiz video oyunu türünden bir oyun değil. Oyunu bir araç olarak kullanmak, içine teknolojiyi entegre etmek ve kişiye bu araçsal öğrenimi amaçsal duruma nasıl getireceği konusunda içsel bir görü kazandırmak ve kişiyi hatta şirketlerin hatta büyük grupların bu konuda olumlu sonuçlar elde edebilmesine olanak sağlanabiliyor. Yani biz hep şey düşünebiliyoruz. Oyun kötü. Hayır, kötü değil. İçerik çok iyi yönetilirse ve amaca uygun olarak yapılabilirse siz otistik çocukların eğitiminden, rehabilitasyonundan, işte ileri yaşında, sağlıklı yaşlanmada ya da herhangi bir psikiyatrik, nörolojik sorunda kişilerin hayatına katkıda bulunmak anlamında bu tür teknolojiyle evet. oyun sistemini birleştirerek aslında önemli bir toplumsal faydaya da olanak verebilirsiniz. Hocam peki burada oyunun türü çok önemli mi? Çünkü bu oyunlaştırmadan bahsetmiyorum. Çocuk oyun oynuyor ve aile bakıyor. İşte lisanslı bir ürün, çok özür dilerim. İşte sen bunu oynayabilirsin çocuğum diyor. Orada oyunların türlerine aileler nasıl baksınlar? Futbol oyunu. Örneğin diyelim ki çocuk sadece futbol oynuyor ve futbolu çok seviyor. Başka bir oyun oynamıyor. Bu çocuk saatlerce oynayabilir. Bunu elinden almak gerekiyor mu? Şimdi ya da bu, şiddet içerikli olmasına mı bakıyorsunuz siz? Aslında içerik yönetimi çok önemli. Hı. Belki de bu konuya şimdi girebilirim. Ben bu konuda işte okullara gidip sempozyumlar, konferanslar verdiğimde aileler son aşamada kürsünün kenarına gelip ya da soru cevap kısmında iyi güzel konuşuyorsunuz da ne yapacağız? Hep bu soruyu soruyorlar. Bizden hap gibi bir çözüm reçete istedim. Hemen reçete olsun, çocuk düzelsin. Evet. Şimdi oyunu kaldırın demek doğru bir çözüm değil. Oyunu hayatımızdan çıkaralım demek doğru bir şey değil. İşte işin olumsuz tarafında bu kadar keyif veren bir durum aslında oyun bağımlılığındaki bütün nöral beyindeki mekanizma diğer bağımlılık türleriyle aynı. Çünkü bu da bizim için haz veren bir durum. Biz bundan keyif alıyoruz. Ama kendi elimizle yarattığımız, üzerine kafa yorduğumuz bir sistem nasıl oluyor da bizi tırnak içinde bağımlı hale getirebiliyor? Şimdi buradaki temel mesele özellikle belli bir yaşa kadar siz kişilere içerik konusunda bir öz disiplin sağlatabilirsiniz. Bunda da kritik dönemler, okul öncesi dönemler, ilkokul çağı, belki de okul çağı düşünürsek ortaokulun sonuna kadar. Oyunu tamamen çıkarmayalım. Ama aileler mesela ne yapıyoruz hepimiz ebeveyn olarak? Sağlıklı beslenmeye çok önem veriyoruz. Yiyeceklerin içeriğine bakıyoruz. Marketlerde aldığımız ürünlerin içeriklerine bakıyoruz. Zararlı içerikler varsa bunları kullanmamaya dikkat ediyoruz. Organik ürünlere yöneliyoruz. O zaman bunu da oyun için yapabiliriz. Yapacağımız şey lisanslı ürünün, bir oyunun girip içeriğine bakmak. Ve birçok ulusal ve uluslararası pedagoji derneklerinden bu oyunlar aslında değerlendiriliyor. Ve hangi yaşa uygun olduğu belirtiliyor. Bir gireceğiz, içeriğine bakacağız. Bizim çocuğumuzun yaşına uygun mu değil mi? İkincisi içerik. Bakın öyle interaktif oyunlar var ki, ebeveynler bunu aslında internetten bulabilirler. İçinde ölüm var, içinde yalnızlık var, içinde hayata dair her şey var. Ama bunlar oldukça pedagojik anlamda da çocukları geliştiren oyunlar. Mesela biz içeriği kontrol edersek, oyun aslında bağımlılık içermekten uzaklaşabilir. Bununla geçirilen süre çok önemli ve diğer hocaların bahsettiği gibi insanlar neden oyunla bu kadar vakit geçiriyorlar sorusuna cevap verebilirler. Biz içeriği yönetebilirsek, çocuklarımıza bu konuda yardımcı olabilirsek, belli bir yaşa kadar bu öz disiplini sağlarsak ondan sonrası evet. daha kolay olur. Ama 17-18 yaşından sonra bu tür alışkanlıkla edinmiş bireylerde bunu değiştirmek çok zor olabilir. Olabilir mi hocam? Yani çocuklar için en önemli şey çizgi film. Biz çizgi film izleyerek aslında burada Bahar Hocam ve Oya Hocam'ın söylediği işte bir dönem var. Hani dönem ve bağımlılık sürecinden bahsediyoruz. Çizgi film izleyerek de çocuk bir döneme girip, denemeye girip daha sonra bu bağımlılık süreci olan oyun bağımlılığına girebiliyor mu? Yani çizgi film içeriği bağımlılık oluşması anlamında önemli mi sizce? Yani ekran, geçiş midir? Tabii erken karşısında izlenen her şey aslında bir süre sonra birbirine olumlu pekiştirme anlamında yol açabilir. Çünkü öncelikle televizyon karşısında televizyon seyrederek yemek yeme alışkanlığı geliştiren çocuk için bir süre sonra o içerik yeterli gelmeyebilir. Çünkü bu alandaki teknolojik yatırım da bu tür içerikleri giderek çok zenginleştirmeye başlıyor. Daha canlı hale getirmeye başlıyor. Daha insanımsı karakterler olabiliyor ve siz daha içine girebiliyorsunuz. Oradaki mesela pedagojik, uluslararası pedagoji derneklerinin yayınladığı bildirilerde görülür.
belli bir yaşa kadar hiçbir ekranda çocuğun örneğin bir temasın olmaması önemli. 2,5 yaşına kadar. 3-4 yaşına geldikten sonra da günde belli bir saat ancak bir ekran karşısında vakit geçirmesi önerilebiliyor. Dolayısıyla televizyon karşısında 4 yaşında bir çocuğun 4-5 saat vakit geçirmesi, içerik ne olursa olsun, bakın isterseniz çok eğitsel bir içeriği olsun, faydalı değildir, zararlıdır. Dolayısıyla her çocuğun yaş dönemine uygun olarak belli şekilde bu ekranlarda vakit geçirmesi önemli. Şiddet içeriği olursa, bizim araştırma konularımızdan biri de buydu. Biz psikolojinin temel sorularından biridir aslında. Sürekli aynı tür uyarıcıya maruz kalındığında beyin buna nasıl tepki verir? Sürekli olumlu bir dünya algısı içinde olursanız bu da kötü bir şey. Sürekli şiddet içerikli bir dünyaya maruz kalırsanız bunun da biz olumsuz etkileri olduğunu görebiliyoruz. Yani sürekli şiddet içerikli oyun oynamak bir süre sonra bazı bilişsel süreçlerde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Evet hocam, çocukken hatırlıyorum karate oyunları, işte bu Street Fighter'ları falan izledikten sonra birbirimize girerdik kardeşlerimiz. O hareketten aynısını yapmaya çalışırdık. Yani hepimizde o kadar çok büyük aslında etkileri varmış ki Allah'tan hani bu bağımlılık haline dönüşmemiş. Şu anda öyle bir oyun oynama vaktimiz de olmuyor. Belki hayat koşturmacası ve kişinin iş yapışı ve hangi işi yaptığı da çok önemli ama bu bağımlılığa dönüşebiliyor. Yine devam edeceğiz hocam izninizle. Oya hocam şunu sormak istiyorum size. Burada artık tedavi süreçlerini bir miktar daha konuşmakta fayda var. Kişilerin sosyoekonomik durumları da aslında maddi ulaşılma anlamında farklılık seçenekler ön plana çıkardı dediniz. Kişinin maddi olarak güçlü olması tedavi süreçleriyle bir ilişkisi var mı? Birinci sorum. Bir de hangi aşamada tedavi süreçleri çok daha etkili olabiliyor? Yani şöyle, kullanılan madde türüne ilişkin farklılıklar yaratıyor dediğim gibi. Mesela düşük sosyokültürel düzeyde biz daha kolaylıkla mesela uçuculara da, işte esrar ve eroine de daha kolay ulaştıklarını görüyoruz. Şimdi esrar ve eroinin tedavi süreci tabii ki farklı. Bu kişilerin tedavi olacak hani merkezlere ulaşması çok kolay değil düşük sosyokültürel düzeyde. Yüksek sosyokültürel düzeyde de gördüğümüz ekstazi gibi, işte kokain gibi, maddelere daha çok, hani taş, crack gibi maddelere daha çok ulaşabildikleri ve hani bununla ilgili bağımlılıkları daha sıklıkla görüyoruz. Dolayısıyla burada da şimdi kişilerin gerçekten bunu bir sorun olarak ele almaları, ailelerin içinde bulundukları durum, bu gibi faktörler devreye giriyor. İkinci sorunuzu tekrar alabilir miyim? Burada yani özellikle sosyoekonomik faktörler etkili olabiliyor mu? Çünkü örneğin kişinin aslında çok fazlasıyla maddi durumu yok ve bir şekilde hayata tutunması gerekiyor. Bu bilinç altında o tedavi sürecinin kabul etmesi ve başarılı olmasını etkiliyor mu? Ya da çok zengindir, her şeye ulaşabiliyordur ve bir bağımlılığı vardır. O kişiye sizin dokunmanız daha mı zor? Yani böyle hani zorluk aslında bakarsanız sosyokültürel düzeyden hani sosyokültürel düzeye göre değil de kişinin motivasyonuna göre değişir. Yani, burada hani düşük sosyokültürel düzeyden gelen birisi eğer bu durumu bir sorun olarak tarifliyorsa ve sonuçlarının olumsuzluğuyla ilgili hani bir farkındalık içindeyse ona yardımcı olabilmeniz yine kolay olur. Burada dediğim gibi maddenin türüne göre zorluk derecesi artacaktır. Yani bir eroin bağımlılığıyla gelen kişiyle çalışma sürecimiz daha farklı. Kokain bağımlılığıyla gelen kişiyle çalışma sürecimiz daha farklı. Ve de hani beraberinde getirdiği psikiyatrik sorunlar da farklı olabilir. Örneğin kokain uyarıcı bir etki olduğu için eğer hani genetik bir yatkınlık varsa örneğin mani gibi psikiyatrik rahatsızlıkları tetikleyebilir. Esrar, sentetik kanabinoidler, psikoz veya işte anksiyete bozukluklarına daha çok tetikleyebilir. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla beraberinde gelecek psikiyatrik rahatsızlıklar da farklı olacaktır. Kişilerin dediğim gibi ailelerinin de motivasyonu farklı olacaktır. Tedavi alacakları yerler de farklı olacaktır. Yüksek sosyokültürel düzeyden gelen kişiler örneğin hani özel kliniklere ya da belki yurt dışına gitmeyi tercih edecekler. Ama burada kişinin motivasyonu eğer söz konusuysa, kişiyle bir terapötik bir ilişki kurmak mümkünse o zaman zaten hani yardımcı olabilmek mümkündür. Hangi bağımlılık geliştirirse geliştirsin. Peki bu yıllar itibariyle herhangi bir artış ya da azalış gösterdi mi hocam? Yani dünyaya baktığınızda işte 2000'li yıllarda şöyle oldu, 1900'lü yıllarda böyleydi mi? Yoksa bazı datalar çok daha fazla artık kayıtlanabildiği için, arşivlendiği için o yüzden mi bir artış oranı ya da azalış oranı var sizce? Yani yıllar içerisinde giderek artan şekilde bir hem dünyanın hem de Türkiye'nin çok büyük bir
sağlık problemi haline geldiğini görüyoruz madde bağımlılığının. Hani her türlü madde bağımlılığının aslında yıllar içerisinde oranlarda çok ciddi bir artış görüyoruz. Biraz tütünde yani şimdi stage'ler farklı çünkü. Hı hı. Sigara kullanımında bir azalma başladı. Türkiye dahil ki Türkiye şu an en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesi. Çok fazla kullanıyordu değil mi hocam? O oranda bir azalma görüyoruz herhalde. Biz bile azalmaya başladık sigara kullanımında hafif hafif. Biraz alkolde azalma var ama şeyde maddede yani uyuşturucu maddelerde artış var. Neden peki sizce hocam? Şimdi, nedeni biliyor muyuz bunu? Tütünde ölümler çok arttı, tütün bağlantılı ölümler. Yani Türkiye'de de mesela erkekler için özellikle tütüne bağlı nedenlerde ölüm bayağı ölüm neden. Çünkü zaten Türkiye genetik yapısı itibariyle de kalp damar hastalıklarına çok yatkın olduğu için yani sigaraya bağlı ölümler çok yüksek. Bu da yükseltiyor riski. Evet yani orayla ilgili artık evet bu çok ciddi bir sağlık sorunu meselesi herkesin kafasında dank etmeye biraz daha başladı. Bir onun etkisi var ama uyuşturucunun neden arttığı meselesi sadece uyuşturucu artmadı, legal ilaçlar ve legal ilaçların kötüye kullanımı da arttı. Türkiye'de dahil. İşte Zanax'ın, Ritalin'in artması, profesyoneller arasında, doktorlar arasında, psikiyatristler arasında, psikologlar arasında, akademisyenler arasında da yani hani eskiye oranla daha fazla ilaç kullanımı olduğunu biliyoruz. Bu biraz medikal antropolojinin konusu gibi geliyor bana çünkü her toplum, her dönem kendi uyuşturucu maddesini bir şekilde buluyor aslında. Bir dönem alkoldü bu, ondan önce tütündü belki, ondan önce başka bir şeydi. Yani bu dönemde biraz uyuşturucu maddeler ve antidepresanlar ve işte anksiyete ilaçları gibi. Ya bu dönem sonra olarak toplumlar bunu belirleyebiliyor mu hocam? Yani mesela sigarayla ilgili şey yapamıyor ama yani bir madde biraz daha ön plana çıkıyor. Şu anda mesela tütünle ilgili çok fazlasıyla toplumsal aslında bilgilendirme ve yasaklar da var. İşte en son arabada kendi aracınızda bile değil mi? Tütün ürünü kullanamıyorsunuz ve bu anlamda çok fazlasıyla dürten ve yasaklayan bir sistem var. Hani kişi kullanmasın diye. Diğer uyuşturucu maddelerde, bağımlılık yaratan maddelerde diyelim. Çok fazlasıyla bir düzenleme etkin görüyor musunuz hocam? Ya da yapılması gerekiyor mu bu anlamda? Yani düzenlemeler var ama tütün legal olduğu için düzenlemeyi daha açık daha yapabiliyorsunuz. Açık. Şimdi diğerleri legal olmadığı için orada başka bir şey var. Bir de yani evet bir problem yani uyuşturucu kullanımı ama hala Türkiye %3 ile 5 arasında gibi gözüküyor. Bu hala düşük bir oran. Ama o %3'ün yani kullananlar toplumsal olarak %3 ile 5 arası değişiyor. O %3'e bakıldığı zaman 15 yaş ile 34 yaş arası kullananların %70'ini oluşturuyor. Peki şimdi önlemek çok için büyük hocam, bir oran. 4 dakika gibi süremiz kaldı. Artık bir çözüm önerisi sunmak lazım izleyicilerimize. Siz Bahar Hocam önlemek için neler yapmak gerekiyor? Çocuklar ve ergenler için biraz yani bu konu çok tartışmalı. Konuşulsun mu konuşulmasın mı? İşte aslında uyuşturucu maddeyi konuşarak çocuğu teşvik mi ediyorsunuz tartışması var. Şunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sana geldiği zaman bununla karşılaşacağın zaman ne yapacağını biliyor musun? Yani o sigara arkadaşların içecekler sen de içer misin diyeceksin ne olacak? Yani bunun açık açık konuşulmasının bir neden hatta yani? Role play yapılmasının mesela üniversitelerde yani o sigara döndüğü zaman grubun ortasında bunu yok ben bunu içmeyeceğim hani beni atlayın demenin ne kadar zor olacağını tahmin edebiliyor musun? Bunda ne yapacaksın mesela? Bunu biraz konuşmakta fayda var. Yani bunu rehber öğretmenler konuşabilir, öğretmenler, ebeveynler konuşabilir. Belki önce bizim ebeveynlerle konuşmamız gerekiyor bu konuları nasıl konuşmaları gerektiğini ama özellikle nasıl hayır deneyeceğinin biraz eğlenceli, biraz oyunlaştırarak Metehan Hoca'nın söylediği gibi biraz tiyatral bir şekilde hani bunların denettirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet biraz oyunlaştırıp ve bu hayırın nereye gidiyor ya evetin nereye gidebileceğini hayır dersek de neleri aslında kazanım elde edebileceğimizi konuşmak lazım. Metehan Hocam sizden de bir dakika gibi süre biliyorum zor ama özellikle bu anlamda reçeteniz daha doğrusu önerileriniz diyelim tırnak içerisinde nedir? Demin de bahsettiğim gibi burada gerçekten yok saymak bir çözüm değil. Gerçekten çocuklarla da ergenlerle de bunu konuşarak aileler çözebilirler. Oyun keyifli bir durum, keyifli bir etkinlik. Bağımlılık durumuna gelmeden önce demin de arkadaşlarım bahsettiği gibi öz denetimin burada sağlanması çok önemli. Yani anne babanın artık kontrol edemediği yaş geldiğinde de bunun kendisine zarar verme potansiyeli olduğu konusunda yeterli altyapıyı geliştirirse bir birey yetişkin dönemde de kendine zarar verebilecek, bağımlılık riski geliştirebilecek herhangi bir davranışı yapma konusunda geri duracaktır. Bu da
ebeveynler olarak bizlerin, çocukları, çocuk sahibi olan kişilerin her yaş diliminde içerik yönetimini yaparak buna zaman ayırmaları gerekecek. Hı hı. Zaman ayırmadan yapılabilecek bir çözüm değil maalesef. Evet, zaman ayırmak lazım. Hatta filmler, çizgi filmler, izleyebilecekleri filmleri aileler bunu birlikte karar vermek evet. lazım. Hatta çok güzel bir kitap elime geçmişti. Çocuklara babalarından, annelerinden önerebilecekleri filmler vardı. İçerisinde konusu vesaire gibi kaliteli vakit geçirmek lazım evet. değil mi hocam çocuklarımızla? Ya biz ailecek mesela oturup babam sınıflarını izleyebiliyorduk. Ama bu ailecek beraber oynanabilecek oyunlar da var. Var. Beraber ekran karşısında geçirilebilecek zamanlar da var. Bireysel olarak da yapılabilecek etkinlikler var. Ama kişilerin öz denetim yaşına gelinceye kadar ebeveynlerin bu konuda onlara yardımcı olması gerekiyor. Aynen hangi yumurtayı yiyeceğimize ebeveynlerimizin karar verdiği süreçte olduğu gibi. Bilmiyorum ben İstanbul'da mı görmüyorum ama hiç böyle kutu kutu pense oynayan ya da ip atlayan, tebeşirle işte kaldırıma asfaltı çizen çok fazla çocuk görmüyorum. Yani bizim zamanımızda her yer kaleydi, her yer işte oyun alanıydı hocam. Tabii biz yetişkinler olarak o alanları da mahvettik. Yani binaları diktik. Oraya rezidansları şehirleşme anlamında da kötü bir kimliğimiz olduğu, kültürümüz olduğu gerçek. Onları da biz yıktık. Hı. Ama hani en azından bu süreçten sonra ne yapabiliriz evet. konusunda mutlaka yapılacak çok şey var. Kesinlikle oy hocam. Sizinle veda etmiş olalım. Bir buçuk dakika gibi bir süremiz kaldı. Siz neler tavsiye edersiniz, neler önerirsiniz? Özellikle ailelerimize tabii ki. Ailelere en başından itibaren iletişim yolunu açık tutmalarını Hı. öneririm ki hani bu çocukla her zaman hani onun sizinle konuşabileceği mesajını verirseniz çocuk da hani bir sıkıntısı olduğunda, bir zorluğu olduğunda bunu size anlatabilir. Aynı zamanda duygu farkındalığı çok önemli. Erken yaşlardan itibaren duygularımızı tanıma ve anlamlandırma ile ilgili eğer çocuklarımızla çalışabilirsek, evet. Çocuklar da hani o mesela içinde bulundukları olumsuz duygularla baş etmek için aslında farklı yollar arayışına girmeyebilirler. Evet. Aynı zamanda hayır demeyi, sınır koymayı, bir grubun parçası olmak için kendisine zarar verecek bir hani maddeye ihtiyaç duymayabileceğini hep hani evet. anlatmak, öğretmek gerekecek. Hocam peki şu anda izleyip de bir madde bağımlısı olabilir ve gerçekten de hani bir çözüm yolu arıyordur ve bizi izlemiştir, bir şekilde yolları kesişmiştir. Ailesiyle görüşmüyordur, işte belli bir çevresi yoktur. Ona ne söylemek istersiniz? Yani öncelikle mutlaka tedavi için başvuruda bulunması gerekiyor. Çünkü gerçekten bağımlılık kendi başına çözülebilecek bir şey değil, bir ekip işi. Hani bunun yolu da gerçekten birey, aile ve bir tedavi ekibinden geçiyor. Tedavi ekibinde bir psikiyatrist, bir psikolog, hemşireler bulunmalı ve bununla ilgili de süreci hani tamamlamalı kişi ve yalnızca da hani hastaneye başvuruyla da kalmamalı. Dediğim gibi psikososyal tedavileri de mutlaka içermeli. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için diyelim. Bugün araştırma merkezinde aslında bağımlılıklarımızı konuştuk. Her şeyin tabii ki en temel noktası aile ve aile çocuğunu yetiştirerek topluma bir birey yetiştiriyor. O birey de topluma karıştığı zaman hatalarıyla, bağımlılıklarıyla ya da iyi huylarıyla çevresini etkiliyor, dostlarını etkiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızı sevmekten korkmayalım, onlara kaliteli vakit geçirelim. Sadece onlar ağladığı zaman bazı şeyleri eline iliştirdiğiniz zaman nelere yol açabileceğini çok iyi kestirmemiz gerekiyor. Umarım bu program faydalı olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte araştırma merkezi programında Doktor Bahar Tanyaş, Profesör Doktor Metehan Irak ve Doktor Oya Mortan Sevi ile bağımlılıklarımızı konuştuk efendim. Türkiye'nin ekonomi ekranında keyifli hafta sonları diliyoruz. Müzik